עכשיו אדם קורנס. Biliyorsunuz geçen hafta Yahudi meselesine başladık ve Yahudi kavminin ırkî hususiyetlerini, inanç hususiyetlerini ve tarihlerin özetini naklettik. Geçen derste bulunmayanlar için 2-3 cümleyle hülasa edersek diyebiliriz ki dünyada Yahudi kavminin mahiyetini ve onların bütün dünya için benimsedikleri programları bilmeyenler, bir ülkeyi doğru yönetemezler, idare edemezler. O kadar ehemmiyetli bir meseledir ki Yahudinin tesirinden, mazarratından masum kalamazlar. Afrika'da bir ülke bile olsa, değil Türkiye gibi cihan tarihinde ehemmiyetli bir rol oynamış bir ülke, Afrika'da bir ülke olsa bile onun idarecisi Yahudi'yi tanımıyorsa, onun emellerini bilmiyorsa, idare ettiği ülkenin başına çok bela getirir. Bu derecede ehemmiyetli bir meseledir Yahudi meselesi. Size hulasatan anlattım ki Yahudiler Adem Aleyhisselam'ın çocukları olduklarına inanmazlar. Onlar Havva anamızla şeytanın münasebetinden meydana gelmiş, ilk cetlerinin de ilk katil Kabil olduğuna inanırlar. Bu itibarla ateşten yaratılmış olan şeytan, çünkü o cin soyundandır, topraktan yaratılmış olan Adem ve onun nesline faiktir, üstündür. Tüm insanları Cenab-ı Hak Yahudi'ye hizmet etsin diye yaratmıştır. Bizim hayvanat-ı ehliyeye baktığımız gibi de o bütün insanlara bakar. Bir diğer gerçek de inancını ırkına mahsus bir inanç olarak telakki etmektedir. Hazreti Musa bir ulul azm peygamber olduğu ve ulul azm peygamberlerin tebligatı alem şumul olduğu halde onu ırklarına mahsus bir din haline getirmişlerdir. Hazreti Musa'nın şeriatını benimseyen başka kavimlerden insanları kabul etmezler. Karaimler Türk asıllı Musevi dininden olan insanlardır. Böyle bir kimseyi İsrail'e kabul etmezler. Diğer taraftan
anası Yahudi olmayan bir kimseyi de Yahudi kabul etmezler. Çünkü ırk onlara göre sülale kadından devam eder. Şu temel inanışın tabii bir neticesi olarak bütün insanlığa karşı hiçbir mükellefiyet hissi taşımazlar. Bir gayri Yahudi ölüm derecesinde bir tehlikeye maruz kalsa, bir Yahudin de ona yardım etmek imkanı olsa bu yardımı yapmaz. Yapmak günahtır bile. O ancak bir Yahudi'ye yardım eder. Diğer taraftan bütün malların kendileri için yaratıldığını, başkalarının elindeki malın kendilerinin gasp edilmiş malı olduğuna inanırlar dedik. Bu görüş kara borsayı meşru telakki etmeye müncer olmuş. Çünkü kendi malını almak için ne türlü hile yapsa meşru addetmeye sebep olmuş. Diğer insanlara karşı her türlü hile elinden malını almak için caiz addedilmiş. Malı, canı, ırzı helaldir Yahudi olmayanın Yahudi'ye. Kara borsaya en müsait meta, ticari meta, gıda olduğu için de gıda ticaretinin birinci eli bütün dünyada daima Yahudilerdir dedik. Gıda sanayini ellerinde bulundurmaktan dolayı Batı aleminde sanayi inkılabı vücut bulup da insanların alışveriş yapmaya zamanları kifayet etmez duruma gelince, bunların haftada bir, 15 günde bir alışveriş yapmaları takdirde aldıkları gıdaların bozulmasını önlemek için bu bozulmayı önleyici katkı maddeleri icat ettiklerini söyledim. Buna Almancası emilkatör, İngilizcesi emilsüfer denilen bir madde olarak ifade ettim ve bunun bugün yeryüzünde 1000'den fazla çeşidi olduğunu söyledim, hatırlayınız. Lakin yeryüzünde o sistem İslam'dır ki ilk defa bir gıda rejimi vaz etmiştir. İslam'ın gıdalar hakkında helal, haram, mubah gibi hükümler vermesi gıdanın hem sıhhatle hem de karakterle alakasındandır. İnsan karakterini ve bin netice ırkları vücuda getiren iki temel amil vardır. Bunların biri beslenme, diğeri de iklimdir. Beslenme, ecnas-ı muhtelife haline Beni Adem'in gelmesine sebep olan iki temel sahipten biridir. Bu sebeple hatırlayınız, Osmanlı zamanında posta müvezzileri Tatar olurdu. Tatarların yol yürümeye mukavemetleri at eti yemelerindendir demiştim. Gıdanın insan uzviyetine ve insan karakterine müessiriyeti için söylenecek söz çok. Geçen derste söylediklerimi burada tekrarlamak istemiyorum. Ama içinizden biriniz deneyebilirsiniz. Normal et yemeyi, tüketmeyi terk edin. Her gün tavuk eti yiyin. Bir sene sonra, çok değil, bir sene sonra gık dedi mi hemen uyanırsınız. Uykunuz tavuk uykusuna döner. Bu kadar bariz gıdanın karaktere bir tesiri vardır. İşte bunu keşfeden Yahudi, gıda ile insanlara bir ihanet planı yapmıştır. Bu hormonal müdahaleyle ve emilkatör katkı maddeleriyle gerçekleşmektedir. Size dedim ki insanlığa düşmanlığı üç silah ile icra ediyorlar. Birincisi
parayı zamanına göre altını kendilerine celbettiler. İkincisi ilmi hasreten felsefeyi kullandılar. Bu asırda bunların hepsinden çok gıdayı kullanmaktadırlar. Ve bu oyunu Hitler hadisesinden doğan intikam hissiyle en ziyade Almanya'ya tatbik etmektedirler. Almanlar Yahudi tuzağına bir de Freud'a inanmakla düşmüşlerdir. Şu iki müessir Alman milletinin yok olmasına müncer olacak bir girdaptır. Hiçbir Alman'ın bundan haberi yoktur. Çünkü dedim hatırlayın, Schoing diye bir hadiseleri var. Senede bir defa bir Alman karısından memnun olmayan erkeği, kocayı, kocasından memnun olmayan kadını senede bir defa serbest bırakmayı tarihi bir anane olarak benimsemiş bir millet olduğundan ve bu görüşü ortaya atan Freud'un en büyük muhakıbının Alman Jung olmasından dolayı Freud'un görüşleri en ziyade Almanya'da yaygınlaşmış. Senede bir defa kadını veya erkeği serbest bırakmayı telakki eden, kabul eden bir milletin senede her gün serbest bırakması gayet kolaylıkla gerçekleşebilmiştir. Ve bu itibarla Freud'un görüşleri dünyada her milletten ziyade Almanya'da revaç bulmuştur. Tabii bu revaç buluşa Hitler hadisesinden doğan infial sebebiyle Yahudi de destek olmuştur. Görünmez bir şekilde bunu tahrik etmiştir. Bugün Almanya'da her sokak başında bir seks filmi gösteren mağaza vardır. Seks filmlerinin amili Yahudilerdir Almanya'da. Şimdi adı aklımdan çıktı, bir Alman ismi taşıyan bir doktor ki aslı Yahudidir. Alman milletini maruz kaldığı ihanetten habersiz olan bu Alman milletini Yahudi yok etmek istemektedir. Bu üç silahla felsefe, gıda ve parayı elinde bulundurur. Bütün bu maharetini, Yahudinin bütün bu maharetini kendi aklına izafe, matuf addetmenin yanlış olacağını söyledim. Yahudi zannettiğiniz gibi çok akıllı değildir. Şimdi onun bir tipik misalini size zikredeceğim. Düşmanlarının ona biçtiği rol bunu gerektirmiştir dedi. Miladi 4. asrın ortalarında Roma Hristiyanlığı resmen kabul ettikten sonra Yahudileri Filistin'den çıkmaya mecbur etti. Miladi 132 yılında Roma kumandanı Titus'un Mabed-i Süleyman'ı yıktığını ve Yahudileri sürdüğünü söylemiştim. Ama bu kamil bir sürgün değildi. Kamil sürgün bir tek Yahudi müsaade etmemiş. Tam manasıyla Filistin'den çıkarmış olan Roma bunu 4. asrın ortalarında yaptı. 1330'larda çünkü 330'larda Hristiyanlığı kabul etti. Gittikleri yerde daha evvel Hristiyan olmuş bulunduğu için sen bizim peygamberimizi çarmıha görmüş bir topluluğa mensupsun diye kötü gözle baktılar. Umumi bir nefrete muhatap olanlar küçük yerleşim mıntakalarında barınamazlar. Çünkü öyle yerlerde insanlar birbirlerini ezberlerler. Bundan dolayı kozmopolitliğe müsait olan büyük şehirlerde oturdular. Köylerde oturabilseler bir köylü olurlardı, çiftçi olurlardı, bugünkü müessiriyeti elde edemezlerdi. Büyük şehirde oturmak, büyük ticaret ve büyük tahsil imkanı vermiştir onlara dedim. İlaveten, hor ve hakir görüldükleri için devlet memurluğuna ve hasreten orduya kabul edilmediler.
Size anlattığım Dreyfus meselesi 19. asrın işi. Sonradan bu çemberi Yahudi kırdı. Hatta ticarette bile süfli işler yapmalarına müsaade ettiler. Eskicilikten başladılar. Oradan antikacılığa, antikacılıktan sarraflığa, sarraflıktan bankerliğe sıçradıklarını anlattım. Ama birinci şans umumi bir nefrete muhatap olduklarından büyük şehirlerde oturmak mecburiyetinde kalmalarıdır. Bu düşmanın ona biçtiği rolün neticesidir. İkincisi, bölünmüş aileler olduklarından bir Yahudi Berlin'de oturuyorsa bir akrabası Londra'dadır, bir akrabası Paris'tedir. Henry Ford'un kitabından bahsettim, size hatırlayınız. Bu bölünmüş aileler olmalarından istifade ederek beynel bilel ticareti karşılıklı paslaşarak ellerine geçirmişlerdir. İkinci saik de budur. Beynel bilel bir hüviyet kazanmalarına ve alem şumul karakterde bir surette teşkilatlanmalarına sebep olmuş. Bu da kendi dirayetlerinin neticesi değildir. Üçüncüsü, bulundukları yerde kendilerini güvensiz hissettiklerinden bütün varlıklarını nakit olarak muhafaza etmek ihtiyacını hissetmişler. Bir musibetle karşılaşırlarsa bütün servetlerini bir torbaya doldurup bir gecede kaçabilmek için başka milletlerin efradı gibi gayrimenkule yatırım yapmamışlardır. Bu da paranın efektif olarak, nakit olarak müessiriyetini öğrenmelerini temin etmiştir dedim. Çok zeki olmadıklarını Hitler misalinde görüyoruz. Hitler'i destekleyip Almanya'da iktidar yapan güç Yahudidir. Hitler'in babaannesi de Yahudidir. Hitler Avusturyalıdır. Alman orduları Avusturya'ya girdiği zaman ilk tahrip ettiği şey babaannesinin gömülü olduğu mezarlıktır. Peki Hitler üzerinde nasıl yanlış yaptıklarını söz buraya gelmişken anlatayım. Ben bugün daha ziyade bize yaptıkları kötülükleri anlatmak niyetindeyim. Sanayi inkılabı vücuda gelip de geçen ders anlattığım şekilde bunlar banker hüviyetini kazanınca altını kendilerine çekmek için taşınması güç olan bu metalin yerine makbuzlar icat ettiler. Sanayinin iki illeti vardır. Birisi ham maddedir, birisi finanstır. Bir fabrikatör malını satamadığı zaman krediye ihtiyacı vardır. İşi durduramaz. O zaman Yahudi sanayi inkılabının vücuda gelmesiyle birlikte bu finans ihtiyacını karşılamaktan istifade ederek faizciliği çıkarmış ortaya. Faizciliği çıkarırken bir de buna ilaveten bu kadar altını cebinde taşıma, ben sana onu temsil eden bir not yazı vereyim, onun yerine o deveran etsin. Bir lira bir altını karşılamak olarak icat edilmiş. Ama bu bir lira bir altın taşımak mesele olmaz. Ama 100 altın taşımak, 500 altın taşımak külfetli olur. Taşınmaz bir meta olur. Ama bir kağıdın üzerine 1000 yazarsa o 1000 altın yerine geçer. Bu altını kendisine celbetmek içindir. Yahudinin milli rengi sarıdır. Onun için tanzimata kadar Hazreti Ömer'in Kudüs'ün fethinde koyduğu kavaide tebean, koyduğu kaidelere uyarak Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslimlere kıyafet mecburiyeti tatbik etmiş. Bu mecburiyet tanzimatla kaldırılmış. O zaman Yahudiler sarı giymeye mecburdu. Çünkü milli renkleri sarıydı. İslam'ın böyle şekilde Müslüm gayrimüslimin ilk bakışta ayırt edilmesine dair şart koşması
bir Müslüman ülkede yaşayan gayrimüslimin Müslüman zannedilerek onun yaptığı yanlıştan Müslümanlığın zarar görmesini önlemek maksadına matuftur. Altın, altına prestijlerinden dolayı onların altının rengi milli renklerdir. Bugün Almanya'daki havaalanlarını yapan kamilen Yahudi müteahhitlerdir. Gidin bakın, tavanlarında Yahudi üçgenini resmeder kolonlarla ve sarı renk hakimdir. Oturmak için koyduğu koltuklardan tavan döşemesine kadar damgasını vurmuştur oraya. Evet, o Yahudi üçgeni içinde burada bir söz söyleyeyim. O mührü Süleyman'dır. Süleyman Aleyhisselam'ın mührüdür. Yahudilerin Siyonizm'le birlikte 19. asırda benimsedikleri bir semboldür. Ondan dolayı aynı sembolü Barbaros'un bayrağında gidin Beşiktaş'ta türbesine görürsünüz. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin türbe-i saadetlerinin şebekesi Yahudi üçgeni motifleriyle doluydu. Bundan 30-40 sene evvel hatırlıyorum. Vay Yahudi, buraya da mı sokuldun diyerek bir gece birisi kırdı bunları. Değiştirdiler. Bu cahillikten başka bir şey değildir. O 500 sene evvel yapılmış, bizim bütün eski yazma kitaplarımızda, minyatürlerde Mührü Süleyman süs olarak kullanılmıştır. Bugün Yahudi onu benimsemişse, bu tarihi motifleri değiştirmeyi icap ettirmez. Aslı Mührü Süleyman, Süleyman Aleyhisselam'ın mührüdür. Evet, böylece sanayi inkılabında finans ihtiyacını karşılayarak faizi kullanıp gittikçe daha zengin olan büyük şehirde yaşadığı için, memur da yapılmadığı için ilimden, tahsilden ve ticaretten başka kendisine yapacak iş kalmamış olan Yahudi belli bir zaman sonra zengin ve alim, bütün Batı dünyasındaki şarkiyat kürsülerinin profesörleri Yahudidir. Kamilen işgal altında. Felsefe kürsüleri öyledir. Dünyayı ifsad eden felsefi görüşleri ortaya atanların hepsi Yahudidir. Kendileri itibar etmez. Başka milletleri ifsad için kullanır. Netice itibariyle belli ölçüde adam sahibi oldukları ortaya çıktıktan sonra bir Yahudi mütefekkiri Theodor Herzl Filistin'e dönme davası demek olan Siyonizmi tesis eden ilk adamdır. Bir dakika, bazı müellifler Babil Esareti, size geçen ders anlattım, Babil Esaretinden tekrar Filistin'e dönme davası için çalışmışlar. Ayrıca tarih içinde bir defa Filistin'e dönmek için toplamış Yahudileri, efendim gemiye doldurmuş, o gemi Akdeniz'de batmış, böyle münferit hadiseler de var. Hatta bir zaman gelmiş Filistin'den vazgeçelim, Kıbrıs adasında devlet olalım, bir zaman Sibirya'da devlet olalım gibi arada görüşler de var. Bu bakımdan Siyonizmi Babil Esaretine kadar geriye götürenler olmakla beraber Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'dir. Theodor Herzl Viyana'da yayınlanan Neue Presse, yani yeni basın gazetesinin bir muhabiridir. Viyana'da yayınlanan bu gazetenin muhabiri bütün Avrupa'ya yayın yaptığına göre siz Paris'te bir gazeteci olsanız Türk ve Müslüman olarak ilk merak edeceğiniz şey Paris'te ne kadar Türk var, ne kadar Müslüman var, bu olur. Almanya'da gazeteci olsanız bu olur.
tabiatıyla sizden çok daha fazla kavmi temayülleri kuvvetli olan Theodor Herzl de Avrupa'daki Yahudilerin hayatını inceledi. Kim var, kim yok, ne var, ne yok. Bu bilgiyi arşivledi. Her gazeteci biraz istihbaratçıdır. Çünkü gazeteci haber peşinde koşar. Haber peşinde koşarken de en bakir bilgiye ulaşmayı arzu eder. Çünkü bakir bilgiyi ifşa ettiği zaman isim yapar, şöhret olur, alaka celbeder. Theodor Herzl'in de bu yolda yürümesinden daha tabii bir şey yoktur. Theodor Herzl evvela bir kitap yazdı. Biliyorsun Avusturya Almanca konuşan bir ülkedir. Der Judenstaat, Yahudi Devleti kitabın adı. Yahudiler artık bir devlet olmalıdırlar. Bu devlet de Filistin'de kurulmalıdır. Bunu gerçekleştirecek bir güce ulaşmışlardır iddiasını ortaya attıktan sonra bu kitabı okuyan ve bu fikre yatkın düşünen tanıdığı insanlarla Basel'de, İsviçre'nin Basel şehrinde, Almanya'nın hududunda bir şehirdir. Çok konferans verdim ben orada. Çok da Müslüman var bugün. Basel şehrinde bir kongre topladı. 1897 yılında toplanan bu kongre Siyonizmin ilk kongresi sayılır. Lakin bu kongreye zenginler gelmedi. Her dava, dikkat edin, her dava içinde zuhur ettiği cemiyette en evvel fakirlerden taraftar bulur. Çünkü zenginler o fikrin tutup tutmayacağını bilmediği için iltihak etmezler. Rahatını bozmazlar. Bediüzzaman Hazretleri mücadele ederken bakın hep köle unsuru. Halktan adamlar. Bir müftü, bir alim taraftar olmaz. Rahatını bozar. Zengin de böyledir. Zengin rahat yaşadığı için küçük bir sıkıntı fakir adama nazaran ona daha ağır gelir. Theodor Herzl'in davasını da fukara Yahudiler iltihak etti. Ama Theodor Herzl bir ideolog olarak biliyordu ki bir davayı gerçekleştirmek üç şart ile mümkündür. Birincisi müdir bir fikirdir. Fikri kendi ortaya attı. Der Judenstaat kitabıyla fikri ortaya attı. İkinci şart o fikre gönül veren bir kadrodur. Üçüncüsü, o kadronun davasını kuvveden fiile çıkarmasını temin edecek olan maddi imkandır. İslamiyet'in zuhurunu düşünün. Müdir fikir, kadro ve para. Ne oldu Hazreti Hatice'nin serveti? Ne oldu Hazreti Ebu Bekir'in serveti? Dava için sarf edildi. Theodor Herzl baktı ki fakir insanlar geldi. Zenginler yerinden kımıldamadı. Onu adam da saymıyorlar. Zenginleri bu davaya destek yapmak için buradan dehşetli bir Yahudi taktiği çıkaracaksınız. Bir Yahudi'yi kendi oturduğu yerde tehlike içinde göstermek ihtiyacını hissetti. Bunun için o gün dünyanın en büyük zengini olan, Yahudilerin de şüphesiz en büyük zengini olan Rothschild ailesini seçti. Rothschild'ler Frankfurt'ta otururlardı. Şimdi Paris'e nakletmişlerdir. Rothschild niye kurban olarak seçildi? İki sebebi var. Hani çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz derler ya. Büyük servet sahiplerinin kahir ekseriyetiyle karanlık işleri çoktur.
Çünkü normal, meşru bir işten çok büyük para kazanılmaz. Büyük servet sahibi tuzlu su içen adama benzer. Kazandıkça iştahı kabarır. Azar razı olmaz. Büyük iş yapar. Büyük işte büyük riskli işlerden çıkar büyük para. İkincisi, şu gıda sanayinin dünyada birinci eli Rothschild ailesiydi. Rothschild ailesi bugün de böyledir. Dünyada gıda sanayinin her sahada, içecekten yiyeceğe kadar. Ben bunu yaşadım. Avustralya'dan sucuk için et getirecektim. Kilosu 1 mark. Bu et Almanya'da 10 mark. Müslüman mezbaha da buldum. Araplar orada mezbaha bulmuşlar. Fakat Almanya'nın bir et kontenjanı, ithal kontenjanı var. İrfan git yüzünü yıka gel. Et kontenjanı var. Bu kontenjanı Yahudiler kullanmış. Kontenjan haricinde getirirsen 10 mark gümrüğü var. Onu gideceksin 1 marka ithal ettiği eti Yahudi ithalatçıdan alacaksın. Elin mahkum. Tutmuş. Çok sayısız misali var bu. Çok sayısız misali var. Ama ben yaşadım bu. Hangi kapıyı çaldımsa Yahudi çıktı. Kontenjan almış. Kapatmış. Almanlar dünyada Yahudilerin en fazla esareti altında bir millettir. Bunun da misalini vereceğim size. Evvela şu Hitler'i nasıl ortaya çıkardılar? Çok akıllı olmadıklarını, çok iyi hesap bilmediklerini, düşmanlarının onlara yükselttiğini anlamanız için misali veriyorum. Rothschild gıda sanayinin dünyada bir numarasıydı. Fakir Yahudileri Arjantin'e taşıyordu. Geçenki dersten sonra burada bir misafir arkadaş dedi ki, Amerika kuzeyden güneye kadar mülkiyet itibariyle Yahudilerindir. Dedim ki hayır, yanlış söylüyorsun. Bu söz yalnız Arjantin için doğrudur. Onu da yapan Rothschild'dir. Onun da sebebi var. Yahudi mülk almaz. Tasfiyesi zor olduğu için. Kendini emniyette hissetmediği için bütün varlığını bir torbaya doldurup bir gecede kaçabilmelidir. Evet. Arjantin'e Yahudileri taşıyordu. Çiftliklerinde işçi olarak kullanmak için fakir Yahudileri. Arjantin'den Filistin'e adam getirmek, Almanya'dan getirmekten çok daha zor. Bugünkü süratli uçaklar yok. 1880'leri düşün, uçak hiç yok ortalıkta. Bir sebebi de buydu. Kızıyordu ona Yahudileri avdet etmeleri gereken Filistin'den Filistin'e çok uzak olan bir yere taşıyor diye. Bir de büyük zengin olduğu için büyük açıkları vardı. Onu inceledi. Ticaretindeki bazı sakatlıkları bugünkü hortumcular gibi tespit ettikten sonra mahalli bir gazetede yayınlattı. Umumi bir gazetede yayınlatsa bütün Almanlar uyanır diye Münih'i seçti. Münih'te mahalli bir gazetede para vererek, rica ederek, çünkü zenginden korkarlar. Sen şimdi bir gazeteci olsan Sabancı'nın aleyhine bir yazı yaz. Koç'un aleyhine bir yazı yaz. Patrona emreder seni attırır. Emniyet müdürüne söyler sana bir kulp takar. Zenginle boğuşmak çok zordur. O Almanlar da Rothschild'in aleyhine bir yazıyı kolay kolay yazamaz, yazmaz. Ama para aldılar. Theodor Herzl para vererek Rothschild'in aleyhine ifşaatta bulundurdu Münih'te bir gazeteyi. Sonra bu gazete kupürlerini cebine doldurarak Rothschild'in kapısına geldi. Frankfurt'a. Rothschild devlet reisi gibi bir adam. Yüzlerce görüşmek isteyen var kapısında.
birkaç kişiyi kabul ettikten sonra gerisine yarın gelin dedi. Fakat Theodor Herzl öyle kolay savsaklanacak bir adam değildi. Sekreterin kulağına bir şey söyledi. Öyle bir söz söyledi ki, sen bunu patrona söyle, beni muhakkak kabul eder dedi. Mesela içinizden biriniz Londra'da Savoy Oteli'nde bir dalaveralı iş yapmış olsanız, ben burada umumunuza hitap ederken Savoy Oteli'nin falan numaralı odasında olan işten size bahsedeceğim desem, o hemen kendi kusurunun söyleneceğini anlar. Başkası anlamaz ne diyeceğimi. O bilir ne diyeceğimi. Çünkü onun bilgisi, kabli bilgisi bu sözü anlamaya yetiyor. Öyle bir anahtar söz söylemiş ki, Herzl bunu ifşa etmiyor ne olduğunu. Öyle bir şey, anahtar söz söylemiş ki, bunu Rothschild duyunca onun kendi sapık işlerinden, kanunsuz işlerinden birini bildiğini anlayacak. Mesela falan adamla yaptığı ticaretle ilgili konuşacağım dedi mi? O anlayacak onu. Başkası bir şey anlamaz. Evet. Sekreter gitti, bir adam var dedi. Bir adam geldi, sizinle görüşmek istiyor. Patrona söyle, işte Savoy, misal veriyorum. Savoy değil de ne olduğu belli değil. Savoy Oteli'nin falan numaralı odasında yapılmış olan iş hakkında konuşacağım diyor. Kim o dedi? Bilmiyorum dedi. Bir gazeteci. Al şimdi. Hemen çağırdı. Anladı ki bu sır biliyor. Şalom şalom. Selamı şalomdu. Şalom girdi içeriye. Hayırdır dedim. Bu başladı anlatmaya. Yalan bunlar dedi. Gazeteyi çıkardı. Bak dedi, bunu dedi Almanlar bile öğrendi, yazdılar. Mahalli gazetede yazdırdı, dikkat et. Almanlar bile öğrendi. Yalan bunlar nasıl? Dedi ki vallahi bunlar daha çok şey biliyorlar. Ben bunlarla konuştum dedi. Yazdırmadığı bazı şeyleri söyledi. Rothschild'in gözleri dört açıldı. Ne olacak dedi. Vallahi bu Almanlar senin bu yaptığın işleri öğrenirlerse sen bu memlekette yaşatmazlar dedi. Rothschild dedi ki Arjantin'in yarısı benim. Bak orada toprak almış. İşte bu istisnadır Yahudi tarihi. Çeker giderim Arjantin'e dedi. Theodor Herzl dedi ki gidersin. Fakat Alman hükümeti seni Arjantin hükümetinden isterse Arjantin seni korumaz, geri verir. Hakikaten bunun bir misalini biz Falkland hadisesinde yaşadık. Falkland harbi Arjantin'le İngiltere arasında çıktığı zaman Almanya Bremen tezgahlarında Arjantin'e 4 gemi yapacaktı. Sipariş almış. İngiltere Almanya'ya dedi ki şu siparişi iptal et. Almanya dedi ki benim gemi inşaat sanayim ölmüş. Bu 4 gemi benim için çok mühim. İşçiler işsiz. Bu 4 sene sonra teslim edeceğim. Bu harp bitmezse teslim etmem. Bırak ben bu gemi. Hayır dedi. İptal edeceksin bu satışı. Almanya tıpış tıpış iptal etti. 4 sene sonra teslim edilecek gemilerin siparişini iptal etti. Milletler bir şahıs için birbirleriyle dalaşmazlar. Karşılıklı menfaatleri vardır. O bir fert. Zengin de olsun. Böylece daha sonraki yıllarda bu sabit oldu. Seni Arjantin iade eder dedi. Kurtulamazsın. O halde ne olacak? Dedi ki sen beni destekle. Biz Filistin'de bir devlet olsak, Yahudi devleti diye bir devlet olsa, sen başın dara girdiği zaman oraya kaçsan, hangi devlet seni isterse istesin, o devlet seni iade etmez. Çünkü onun başbakanı Yahudidir, reisi cumhuru Yahudidir, polisi Yahudidir.
Hepsi senin kanından ve dinindendir. Seni iade etmez, riske girer senin için. Riske girer. E nasıl olacak bu? Dedi ki Osmanlı'nın Avrupa'ya şu kadar borcu var. Sen beni kendine vekil yap. Ben İstanbul'a gideyim. Osmanlı padişahıyla görüşeyim. Biz bu borcu ödeyelim. Sen de bize müsaade et. İsteyen gelsin Filistin'e, isteyen Yahudi gelsin yerleşsin. Bu müsaadeyi koparayım. Ben bir gazeteci olarak gitsem padişah beni kabul edip görüşmez. Ama ben bir basın toplantısı yaparım. Ben Rothschild'in vekili olarak buraya geldim derim. Rothschild dünyanın en büyük zengini. Yatırım yapacak bizim ülkemizde diye. Herkes beni dinlemek ister. Planın programın nedir diye. Ben de bu sıfatla Mabeyn-i Humayun'a müracaat edersem padişah da beni karşısına alır dinler. Ve nitekim böyle oldu. Lakin Sultanahmet, bu bizim tarihimizde Yahudilerin rolünü anlatacağımız zaman tafsil edeceğimiz bir iş. Böyle ite kopuğa pabuç bırakacak bir adam değil. İki defa geldi İstanbul'a. Sultanahmet bazı ricalini rüşvetçi göstererek onun arkasına taktı. Sen memlekette ne yapmak istiyorsun? Bizi de görürsen biz sana yardımcı oluruz diye. Theodor Herzl hatıratında bu adamları rüşvetçi gösteriyor. Bunun Türkiye'ye taalluk eden, Theodor Herzl'in hatıratının Türkiye'ye taalluk eden kısmını Siyonizm ve Türkiye adıyla kitaplaştıran Yaşar Kutluay da tarihçi olmadığı için bu işlerin gerçek mahiyetini bilmiyor, o adamları rüşvetçi gösteriyor. Halbuki öyle kitaplar tahşiyeyle yazılmalıdır. Notlarla zenginleştirmeli ve doğrultulmalıdır. Herzl onları rüşvetçi zannediyor. Onlar Abdülhamid'in casusu. Gerçek niyetinin ne olduğunu öğrenmek için. Dilin altındaki baklayı çıkarmasını sağlamak için. Böyle olduğu halde şu kitap Yaşar Kutluay adında ilahiyat doçentinin Yahudi mezhepleri, Yahudi inanışları ve Yahudi tarihi üzerinde değerli çalışmalar yapan bu alimin hayatına mal oldu. Antalya'dan dört arkadaşıyla bir deniz safası için kayıkla açıldı 67 senesinde. Ne kayık parçalanıp sahile vurdu, ne bir ceset sahile vurdu, kayboldular. 30 şu kadar senedir bu kitap bu adamın hayatına mal oldu. İlahiyat doçenti Yaşar Kutluay'ın hayatına mal oldu. Böyle bazen bir kitap bir adamın hayatına mal oluyor. Böyle eksikleri olmasına rağmen Siyonizm ve Türkiye, Yaşar Kutluay. Türkiye'de 3-4 baskısı olmuş ama 100 baskı olacak bir kitaptı. Theodor Herzl'in hatıratından Türkiye'yi taalluk eden seçmelerdir. Nazi Partisi Münih'te kurulmuştur. Münih batakhanelerinde kurulmuştur. Nazi Partisi'nde Yahudi aleyhtarlığının neşvu nema bulması, tomurcuklanması mahalli gazetedeki Rothschild aleyhindeki şu neşriyattır. Münih civarındaki insanların gözünü açmış, Yahudiler bizim vatanımızı şöyle soyuyorlarmış, böyle soyuyorlarmış diye söylenmeye başlandı ve Nazi Partisi'nde Yahudi aleyhtarlığının filizlenme sebebi Theodor Herzl'in yaptırdığı bu neşriyattır. Bakın aynı ilaçlar gibi yan tesir diye bir şey var. Bir hadise matlubun bizzat olmayan bir takım tesirler hasıl eder. Onlar bazen matlubun bizzat olan
gayeyi bile, gayeye bile baskın çıkarlar. Burada da böyle oldu. Nazi Partisi teşekkür edip de Yahudi aleyhtarlığı fikri orada zuhur edince bu fikri Yahudiler tahrik ettiler ve Hitler'i finans ettiler, desteklediler mali bakımdan. Neden? Hitler'in partisinin zuhuru o zamana denk geldi ki Filistin'e dönmüşler de lakin Kudüs müftüsü Emin el-Hüseyni'nin riyaseti altında Filistinliler çete harbiyle gelip oraya yerleşen Yahudileri sıkıntıya sokuyor. Evlerini yakıyor, katliam ediyor, çetecilik yapıyorlar. Yahudiler huzursuz olduğu için dünyanın her yerinde rahatı yerinde olan kimse Filistin'e göç etmeye razı gelmiyor. Sıkıntılı bir hayata gitmek istemiyor. Bir yerde Yahudileri rahatsız olmalılar ki hayat memat tehlikesiyle karşı karşıya kalmalılar ki o tehlikeye Filistin'de oturmanın tehlikesini evven sayıp oradan kaçalar. İşte Hitler'i tahrik etmenin sebebi Filistin'e adam götürme arzusudur. Yahudileri rahatsız etsin ve biz de bu rahatsız olan Yahudilere gel senin vatanın burası Filistin'e yerleş. 1930'ların işi bu. Hatta bir zaman benim elime bir kitap geçti. Çok para istediği için sahafın biri alamadım. O günlükün de 50 bin lira para istedi. 50 bin lira bir daire alıyordu. Bu kitap Hitler'in yayınladığı bir kitap. Alman harbini Alman harbine yani Hitler'in askeri harekata girişmesine tekadüm eden günlerde Hamburg civarında bazı köylerde birkaç köyde ani bir gece baskınıyla Yahudiler Alman köylülerini öldürdüler. Aynen benim Yunan Mezalimi kitabım gibi o kitapta resimlerle cesetlerin bulunduğu şekliyle, hüviyetleriyle kocaman bir kitaptı. Sadece Alman köylülerini böylece öldürmekle kalmadılar. Bir de bu işi Yahudilerin yaptığına dair kasten delil bıraktılar. Kasten delil bıraktılar. Yani bazı gizli teşkilatlar, sabotaj vesaire yaparlar. Kendilerini belli etmek istemezler. Bazılar da aksine kendileri yapmadığı bir sabotaja bile sahip çıkarlar. İsimlerini duyurmak için. Burada Yahudi menfaati bu işi Yahudilerin yaptığının öğrenilmesini icap ettirdiği için Yahudi Hagana Teşkilatı bu işi biz yaptık diye kabullendi. Oraya bu şekilde deliller bıraktı. Yahudilerin tehcir hareketi bundan sonra başladı. Ve Hitler diyor ki bunlar masum Alman halkını böyle öldürdüler. Ben bunları az bile yaptım diyor. Durup dururken bunu yaptılar. Ama Hitler tehcire başlayınca Yahudi Hagana Teşkilatı ilan etti. Gizli beyannameler dağıttı. Almanya'da rahatsız olup da malını, canını tehlikede gören her Yahudi buyursun Filistin'e gelsin, kelle başına 10 bin mark ve kelle başına Filistin'de 10 dönüm arazi hibe ediyoruz diyor. Lakin Hitler pek azı gidebildi, kaçmalarına müsaade etmedi. Şimdi ne yapmak istediler? Filistin'e adam taşımak için Hitler'i tahrik ettiler. Yahudi aleyhtarlığına imale eden başlangıçtaki Münih'teki neşriyat bilmeden oldu diyelim.
Ama bu sefer bilerek, madem ki bunda Yahudi aleyhtarlığı var, biz bunun Yahudi aleyhtarlığını biraz daha artırmasına sebep olalım. Ne yapalım? Almanları öldürerek Yahudi'ye kızgınlık tuğyan etsin. Bu kızgınlık sebebiyle rahatsız olan Yahudilerin Filistin'e gelip yerleşmesini sağlayalım. Çünkü burada belli bir çoğunluk olmadan devlet olacağız diyemeyeceğiz. Bu hesaba gittiler. Lakin Yahudiler yanlış hesap yaptılar. Hitler onların Yahudileri kaçırmak için bekledikleri muhalefetten daha ileriye gitti. Onları temerküz kampına topladı. Orada getirdiğim kitapların içinde bir temerküz kampının propaganda broşürü var. Avusturya'da Almanya hududunda bir temerküz kampıdır. Orada resimleri görün. Çıplak resimleri, sünnetli olup olmadıklarının kontrolü için. Orada gaz odası Yahudileri yakmak için. Benim kanaatim odur ki ölülerini yakmışlardır. Çünkü dirisi ona lazım. Orası bir taş ocağıdır. Bunlara taş kırdırdılar. Hitler Almanya'nın yollarını kahir ekseriyetiyle yapmış bir adamdır. Onları taş ocağında çalıştırdı. İşte normal zamandaki resimleri, orada çalışırken bir deri bir kemik vaziyetleri, o koğuşları gezdiğiniz zaman sonda da bir gaz odası görüyorsunuz, cesetler yanıyor. Ben öldükten sonra öleni gömmekle uğraşmamak için yaktıklarına kaniyim. Bu fevkalade bir hadise de değil bugün Batı alemi için. İngiltere'de de, Fransa'da da, İngiltere'de de pek çok insan vasiyet ediyor. Benim cesedimi yakın diye. Ve fırınlar vardır. Fırınlar vardır. Hatta meşhur bir espri var. İskoçlarla İngilizlerin arası açıktır. Bakma biz kullanmasını bilmiyoruz. Her memlekette böyle şeyler var. Bizim Kürtlerle olan meselemiz gibi. Bir İskoç Londra'ya gelmiş. Ceset yakılan bir fırında çalışıyor. Babasına mektup yazıyor. Diyor baba diyor sevin. Ben İngilizleri yakıyorum. Sanki canlısını yakıyormuş gibi. Ve işin tuhafı bu işten para da kazanıyorum diyor. İntikamınızı alıyorum yani sizin gibi. Bugün binlerce Alman, binlerce İngiliz, binlerce Fransız vasiyet ediyor. Cesedimi yakın diye. Cehenneme gitmekte acele ediyorlar. Ateşi tatmakta acele ediyorlar. Bu da bir garip tecellidir. Evet. Demek ki Hitler'i ortaya çıkaran Yahudidir. Ve bu işte de yanılmıştır. Hesap yanlışı yapmıştır. Siz Yahudi'yi çok akıllı sanmayasınız diye söylüyorum. Milletlerin ahmaklığından, dikkatsizliğinden istifade etmiştir. Çok akıllı olmadıklarını şu mesele gösteriyor. Bak kaş yaparken göz çıkarırım diye düşünemediler. İddialarına göre 5 milyon Yahudi öldürmüş Hitler. Küllühüm yalandır. 1 milyona çıkmaz. Mübalağa etmişlerdir. Her Yahudi anam öldürdü, babam öldürdü, amcam öldürdü diye tazminat alır Alman hükümetinden. Kim ne iddia ettiyse Alman hükümeti bila tetkik ve la tahkik kabul etmiş, adamı kaydı hayat maaşa bağlamıştır. Tazminat alırlar. Çingeneler de aynı durumdadır. Evet, Yahudilerin korkusundan, çünkü Almanlar teslim olduğu halde Fransız ordusundaki, İngiliz ordusundaki, Amerikan ordusundaki Yahudiler Almanya'yı bombardımana devam etmişlerdir. Bunun tipik misali bir İngiliz Yahudisidir. European diye bir gazete çıkarıyordu. European. Onu İngilizler öldürdüler.
bakın şu adam ne kadar enteresandır. Gene Yahudi anlamakta fevkalade ehemmiyetli bir şeydir. Maxwell diye bir adam, İngiltere'de 4000 şirketi var bu adamın. 4000 şirketin sigorta primleri Türkiye'deki kanunlar gibi devlet kasasına yatmaz. İngiltere'de işçi çalıştıran bir müessese işçi primlerini milli bankalardan birine yatırır, nemalandırmak için şirketin kullanma hakkı vardır. Sigorta primini yatıran bir fabrikatörün, bir işverenin Türkiye'de o parayla alakası kesilir, o devlete gider. İngiltere'de böyle değildir. İngiltere'de ben bu parayı nemalandırayım işçilerimin lehinedir diye şirketin bu parayı risksiz işlerde kullanma şansı vardır. Borsada kullanır vesaire. Devlet sormaz da nereye kullanıyorsun diye. İnsanlara güven var. İki defa Londra'da evimize hırsız girdi. İngiliz polisi hırsızı kovalamaz. Çünkü baş edemez. Bir dakikaya 1,5 hırsızlık isabet eder Londra'da. Birinci hırsızlıkta sigortamız yoktu, bilmiyorduk. İkincide sigorta olduk. Gelir gün ortasında levye demiriyle kapını kırar, polis şurada olsa müdahale edemez. Polisin silahı yoktur İngiltere'de. Polis silahsızdır. Demiri kafasına vurur, yaklaşamaz bile. Polis gelir hırsızlıktan sonra bir tespit zaptı imzalar. Onunla sigortadan paranı alırsın. Bu adeta hırsızlara bir vergi vermek gibidir. İkinci hırsızlıkta polis geldi. Birinci hırsızlıkta da kaybolan şeylerimizi yazdırdık. 1200 pound netice çalındı. 1200 pound. Bir gün bir avukattan mektup aldık. Sigorta şirketinin avukatıymış. Orada her muamele erkek kadın, karı koca üzerine yürür. Tek muhatap almazlar kimseyi. İkimiz birden gittik hanımla. Avukat dedi ki, sizin sigortada bir paranız var. Bak tahkikat, tetkikat yok. Sadece polisin zaptı oraya gitti. Bir ay sonra bizi çağırdı. İncil üzerine yemin eder, siz herhalde Müslümansınız dedi. Dedik evet. İncil üzerine yemin eder misiniz dedi. Hanıma dedim ki biz doğru söylediğimize yemin edeceğiz. Ne üzerine olursa olsun. Onun da aslı hak. Pekala. Kadim İngilizce bir laf söyledi. Hiç anlamadım bir şey. Tekrarladık. Kasasını açtı, 1200 pound'u saydı. Dedim ki bir yanlışlık yaptınız herhalde. Hayırdır dedi. Dedim ki hüviyetimize bakmadınız. Allah Allah. Siz yemin ettiniz dedi. Ne diye hüviyetinize bakacağım? Hey kahpe dünya. Müslüman şu memlekette bu olsa bunu suistimal etmeyecek kaç kişi çıkar? İnsana böyle güven var. Siz yemin ettiniz, ne münasebet hüviyetinize bakacağım dedi. Aynı güven sigorta işinde de caridir. Bu adam Maxwell 4000 şirketin sigorta parasından 220, dikkat edin rakama, milyar sterlin çekti. Hükümet sormuyor ne yapıyorsun bu parayı diye. Çalıştıracağım. Borsa senet aldım der. Borsayı icat eden Rothschild'dir. Neden biliyor musunuz? Bir malın kime ait olduğu bilinmesin diye. Bugün Yahudiler Mercedes'in sahibidirler. Kimse bilmez. Çünkü Mercedes'in hisse senedi kimin kasasındaysa sahibi odur. Sen dersin ki Mercedes Alman firmasıdır. Galiba sahibi Almanlar olmak lazım gelir. Halbuki onu temsil eden kağıt. O kağıt kimin cebindeyse sahip olur. Sahibi
gizlemek için Rothschild borsayı icat etmiştir. Bu işte böyle başlamış. Gizlenmek ihtiyacı Yahudinin borsaya vücut vermiştir. Adam der ki istesene de aldım kapımda, kasamda, kimse de sormaz ona. Bu 220 milyar sterlin dolar değil, dikkat edin. Bir sterlin 2,5 şimdi nedir bilmiyorum da dolardır. Bu parayla Rusya'nın yıkılmasından evvel, Rusya'yı yıkanlar da Yahudiler, anlatacağım onun da sebebini size. Hazırlık yaptı Şeria Vadisi'nde insansız köyler kurdu Rusya'dan gelecek Yahudiler için. 6 milyon Yahudi Rusya'da vardı. Bunu almak için Rusya'yı yıktılar. Topsuz tüfeksiz. Bu Maxwell Roma'da tatildeyken İngiliz Elton John'sı bunu motorda gebertti. Çünkü 4000 şirketin çalışanını düşün. Bu kadar adamın sigorta bedelini İsrail'e yatırım yaptı. İsrail hükümeti bunu devlet töreniyle Kudüs'te defnetti ve ilan ettiler. İsrail kurulduğundan beri İsrail'de en büyük yatırımı yapan Yahudi, bu unvanı da verdiler Maxwell'e. Bunu niye açtım? O Maxwell İngiliz ordusunda hava subayıydı. Almanlar teslim olduktan sonra günlerce Alman şehirlerini bombardımana devam ettiğini İngiliz televizyonunda bir vesileyle anlattı. İş buradan Maxwell'e geldi. Yani Almanya'nın teslim olmasıyla iş bitmedi. Taş taş üstünde kalmasın diye Yahudi intikam aldı. Ama bu Maxwell'in hikayesinde size bir iki cümle daha söyleyeyim. Bizim Londra'da oturduğumuz evin üst katında oturan bir ailenin 10-12 yaşlarında çocukları parkta ölü bulundu. İngiliz polisinin şu çocuk için yaptığı tahkikat 2 sene sürdü. Bizim çocuklardan, bizim ailemizden defaatle ifade aldılar. Bu çocuk kavgacı mıydı? Konuşur muydunuz? Şöyle miydi? Şu elbiseyi mi giyerdi? Şunu mu yapardı? Gitti geldi yeni şeyler sordu. Gitti geldi. Dosyasını kapatmadılar. 2 sene sonra faili buldular. Böyle dikkatli olan İngiliz polisi Maxwell'in cesedine çocuklarını çağırdılar. Cesedi teşhis için evet odur dediler. Hemen götürdü gömdüler. Dosyası da kapandı. Neden? Çünkü entelijans öldürdü mü bir adamı? Onun üzerine gidemezsin. Gidebiliyor musun Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün üzerine? Türkiye Cumhuriyeti'sin. Üzerine laf söylemek caiz addedilmeyen adliyen var. 5000 faili meçhul cinayetin var. Sonra da bu mahkeme kararı aleyhine konuşmak, haşa Allah'ı inkar etmek gibi azim bir suç telakki ediliyor. Sen o kadar sağlamsan bu 5000 faili meçhul cinayet neyin nesi? Senin sağlam olup olmadığın elde ettiğin neticeyle belli. Kim çıkıp da Uğur Mumcu'nun hadisesi üzerinde durabildi? Birkaç gazeteci. Neden? Öldüren Yahudi entelijansı. Eyüp Aşık dedi, biz biliyoruz onu öldüreni. Ama bunu ortaya koysak milletler arası harp çıkar dedi. Bu sözden anla ki başka bir milletin işi. Üzeyir Garı'yı öldüren Yahudi entelijansı. Bulsunlar bakalım. Uydurma bir adam para mukabili katilliği kabullendi. Bak bir şey çıkmadı davadan. Uğur Mumcu cinayetini de Hizbullahçılara yıktılar. Onlar da güya itiraf etti. Ne oldu sonra?
Kardeşi çıktı televizyona, bu yalan dedi. Benim kardeşim Hizbullahçılar öldürmedi. Olur mu efendim? O gün arabayı test koydular. Adamlar tatbikat yaptırırken bu araba o gün böyle durmuyordu, böyle duruyor dediler. Öğretilmiştir dedi. E kim yaptı? Biraz zorlandıktan sonra dedi ki Yahudi entelijansı yapmıştır. Çünkü benim kardeşim Kuzey Irak'taki Kürt oluşumuna İsrail devleti 50 bin dolar senede destek oluyor diye yazdı. Kendisini İsrail Büyükelçiliğine çağırıp tehdit ettiler. Geldi bana anlattı. Benimle konuştuğunu nasıl bildiler, tahmin mi ettiler ki 3-4 gün sonra da beni çağırdılar. Bu laf bir yerden çıkmayacak diye beni de tehdit ettiler dedi. Bunu Cengiz Mumcu televizyonlarda söyledi. Bul bakalım şimdi sen Uğur Mumcu'nun katilini, bulamazsın. İşte aynen onun gibi Maxwell bir kopel, Karadeniz tabiriyle bir piç çocuk ölmüş. 2 sene İngiliz polisi uğraştı. Maxwell'le ilgili bir daha ne yayın oldu, ne araştırma oldu, hiçbir şey. Dosya kapandı. Hemen götürdü cenazeyi, defnettiler, bitti. Niye? Öldüren bir devlet. Kimse onu ifşa edemez çıkıp. Niye öldürdü? Benim halkımın parasını sen İsrail'e götürdün diye. İsrail'e taşıdın diye. Üzeyir Gari'de gizli Müslümandı. İsrail'in tahakkuk ettirdiği salmayı ödemedi. Öldürülüş sebebi budur. Tabii bizimki bu hadiselerle kafamız fazla meşgul olduğu için netice itibariyle bir tahmindir, %100 bir iddia değildir ama bunun böyle olması galip ihtimaldir. Demek ki Yahudiler zannettiğiniz kadar akıllı insanlar değil. Maxwell düşünmeliydi ki İngiliz hükümeti beni affetmez. 220 milyar dolar. İngiliz bütçesi kadar para kaçırıyorsun İngiltere'de. Bunun hesabını sana sorarlar. Bunların böyle tarih boyunca yanlışları çok. Kendi nam ve hesaplarına en doğru hesabı bizimle ilgili olarak yaptılar. Ve tarihte en fazla ihanet ettikleri, kötülük yaptıkları millet biziz. Buna rağmen biz dünyada Yahudi aleyhtar neşriyatın en az olduğu memleketiz. Ve Yahudi'yi en az tanıyan bir milletiz. Bir farmasonluğu öğrenmişiz Cevat Dibat'ın ağzından. O da farmason değil de Freemason eridir. Hür masonluk. Halk onu farmasonluk yapmış, eşittir dinsizlik yapmış. Halbuki bu doğru değildir. Allah'a inanmayan adam mason yapmazlar. Masonluğu anlattığım zaman göreceksiniz. Masonluk eşittir dinsizlik. Halk bu kadar bilir. İş bundan ibaret değildir. Bizim başımıza Yahudilerin ne çorap ördüğünü layıkıyla anlatan bir tek kitap yok. Halbuki Osmanlı'nın yıkılışı Yahudi problemine bağlıdır. Ön planda petrol görünür. En planda milliyetçilik duygularının uyanmış olması görünür. Hayır, bunları kullanan Yahudidir. Theodor Herzl'in kitabından sonra Yahudiler Filistin'e dönebilecekleri kanaati uyanıp da bu istikamette çalışmaya başlayınca evvela Osmanlı ile uzlaşma yoluyla bunu yapmak istediler. Theodor Herzl'in Türkiye'ye gelip iki defa Sultan Hamit'le görüşmesinin sebebi budur. Yani bir menfaatlendirerek Türkiye'yi bunu yapabilir miyiz? Sultan Hamid'in cevabı Theodor Herzl'e ecdadımın kanıyla aldığı toprakları benden parayla mı satın almak istiyorsun deyip Theodor Herzl'i kovmasıdır. Gariptir. Theodor Herzl'in ikinci görüşmesinde
Yanında Emanuel Karasu Efendi vardır. İddiaçıların Selanik mebusu yaptığı adam. Sultanahmet'i hal için, tahttan indirmek için, parlamentonun kararını tebliğ için giden dört kişilik heyette birisi de bu Emanuel Karasu'dur. İntikam almıştır. Sen bizi kovdun ama bak ben seni tahtından indiriyorum. Sultanahmet adamlara demiştir ki ben Müslümanların halifesiyim. Beni isteyip istememek sizin hakkınızdır. Bu Emanuel Karasu Efendi Yahudidir. Bunun hilafetle ne alakası var? Halifeyi isteyip istememek hakkı mı? Bunun aranızda işi ne? O zavallılar başlarını önlerine eğdiler. Cevap veremediler. O zaman zalike takdirul azizil alim. Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir dedi. Demek ki Abdülhamit'ten umduklarını elde edemeyince onu devirmek ihtiyacını hissettiler. Onu devirmek ihtiyacını gerçekleştirmek için iki şey yaptılar. Birisi Türkiye'deki Mason teşkilatlarını faaliyetini artırdılar. Öyle oldu ki hanedan ailesine bile el attılar. Beşinci Murat'ı Mason yaptılar Şehzadeliğinde. Sultanahmet'in kardeşleri Nureddin Efendi, Kemalettin Efendi Mason yaptılar. Beşinci Murat'ın oğlu Şehzade Selahaddin Efendi'yi Mason yaptılar. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'yi Mason yaptılar. Diğer taraftan Mason güdümünde İttihat ve Terakki'yi kurdular. İttihat Terakki'nin tamamen Mason emelleri istikametinde hareket ettiğini anlamak isteyenler Kahraman-ı Hürriyet Resneli Niyazi'nin hatıratına baksınlar. Herif açıkça söylüyor. Partimiz tamamen Mason usulleriyle faaliyet gösteriyordu. Aynen yemin şekilleri Mason derneğine girmekteki yemin şekilleridir. Gözleri bağlanır vesaire. Bir farklı olarak üzerine yemin edilen yere Kur'an ve bayrak koyarlar. Bir iki şekil farkı vardır. Bunlarla mücadele eden Miralay Sadık Bey bilhare İtilaf Fırkası reisi olmuş. Mücadele eden askerlerin arasına masonluğun girdiğini vesaireyi dert yanan atılmış partiden. Tutunamamış. İttihat Terakki tamamen mason güdümündedir. Ve bu parti merkez-i umumisi Selanik'tir. Gariptir. Türkiye için kurulan bir partinin merkezi İstanbul değil de Selanik. Neden? Çünkü Selanik öyle bir yerdir ki sanır herkes ki İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin sukutuyla aynen Müslümanlarla birlikte Hazreti İsa'nın uluhiyetine inanmıyor diye katliam edilen Yahudiler de kaçacak yer arayınca Osmanlı'ya müracaat edip Fatih'in oğlu Bayezid tarafından Selanik'e yerleştirilmeleriyle Yahudiler orada vücut buldu. Hayır. Miladi 70 senesinde Roma'dan bir sürgün, Roma'nın bir sürgünü var Kudüs'ten. Ta o zamandan gelip Selanik'e yerleşmiş bir grup vardı. Esasen İspanya katliamından kaçan Yahudilerin de Selanik'e yerleştirilme sebebi orada bir Yahudi cemaatinin mevcut olmasından dolayıdır. Selanik o şehirde ki bizim elimizden çıkarken orada Yahudi nüfusu
Rum nüfusundan bir kat fazlaydı. Rumlar %10'u bulmazdı. Selanik'te Yahudi %25-%30 civarındaydı. İttihat Terakki merkez umumisi Selanik. Yahudinin bu parti üzerindeki müesseriyetini anlamak için bu bile kafidir. Sultanahmet zulmediyormuş da onu tahttan indirerek milleti bu zulümden kurtarmak için yürüyüp gelen hareket ordusu gariptir. Selanik'ten hareket edip gelmiş. Konya'dan, Erzurum'dan, Trabzon'dan değil. Yahudi güdümlü olduğunu anlamak için bu mantıki deliller bile kafidir. Kaldı ki bu işin o kadar teferruatı var ki o iddiaçıların nasıl Yahudi amali siyasiyelerine alet olduklarını bir ders anlatsam bitirem. Bir defa Rüesa hep masondur. Rüesa hep masondur. O halde masonluk nedir? Yahudilerin bir takım hani belediyelerin yan kuruluşu var ya, onun gibi böyle yan kuruluşları var. Bunların birincisi masonluktur. Masonluk tamamen Yahudilerin içinde başlamış bir teşkilattır. Menşei kendi tarihlerine, kendi ifadelerine göre Süleyman Aleyhisselam'ın Mabed-i Süleyman'ı inşa edişinde ustabaşılık yahut baş mühendislik yapan Hıram Usta ile başlar. Hıram Usta mason teşkilatı, mason duvarcı, usta demek zaten, duvar ustası demek. Taş işçiliği yapan usta demek. O mesleğin devamı gibi addedilmiş. Bakın size bir misal veriyorum. Türkiye'de Osmanlı zamanında heykel hiçbir yerde görülmezken ve yasakken ve merdutken Karaköy'de Ziraat Bankası'nın balkonunda Hıram Usta'nın heykeli var. Bunu yapabilmişler. Bunu yapabilmişler hem de Sultan Aziz devrinde. Bunu yapabilmişler ve bunu koruyabilmişler. Menderes tam o Ziraat Bankası'nın karşısında deniz yolları binası vardı. Alaturka bir binaydı. Seyrine doyamazdım. Kütahya çinileriyle süslü. Onu yıktı. Karşısındaki Ziraat Bankası'nı yıkamadı. Atladı Ziraat Bankası'ndan sonraki binayı yıktı. Ziraat Bankası ortada kaldı. Şimdi o aradaki boşluğa yeniden bina yaptılar. Sıra tamamlandı. Eminönü'nden Karaköy'e doğru yürürken Ziraat Bankası'nın balkonuna bakınız. Elinde çekiciyle adam boyundan büyük Hıram Usta'nın heykelini görürsünüz. Bunu Menderes yıkamadı. Atladı ondan sonraki binayı yıktı. Masonların gücünü anlayın. Müessiriyetini anlayın. Bir misal daha vereyim size yakın tarihte. Ahmet Salih Korur, Menderes'in müsteşarıydı, başbakanlık müsteşarı. Ahmet Salih Korur, Maşrik-ı Azam'dı. Yani Şark Masonluğu'nun başı. Loca başkanı değil, üstad değil. Hepsinin başı Maşrik-ı Azam'dır. Tahsisat-ı Mesture'nin sizin neslinizin örtülü ödenek dediği şeyin sarfından başbakanlık müsteşarı mesuldür. Başbakanın haberi bile olmaz. Söylerse şunu şuraya ver, verir. Ama haberi yoktur ne olduğunda. Müsteşarın selayeti dahilindedir. Yasa da mahkemesinde Menderes 4 idam hükmü yemiş. Bunlardan biri de tahsisat-ı mesturenin sarfındandır.
Ama asıl mesul 3 sene hapis cezasına mahkum olmuş, yattığıyla sayışıp çıkmıştır. Asıl mesul 3 sene hapis, tali mesul idam, aynı işte. Maşık-ı azam asmak kolay değil Türkiye'de, kimsenin gücü yetmez, harp çıkar. Ahmet Salih Korur 33 dereceli bayara bile emir verecek mevkideydi. Zahirde reisi cumhurluk en yüksek mevki. Perde arkasında maşık-ı azamlık. Demek ki kendi aralarında bir birlik olarak başlamıştır. Ramus da 3 yardımcısı tarafından öldürülmüştür Mabed-i Süleyman'ı yaparken. Sebep kendi iddialarına göre mesleki sırları yardımcıları, ne denir ona, taşeronları yahut öğrenmek istemişlerdir. Buna razı olmadığı için onu öldürmüşlerdir. Onun adına kurulmuştur masonluk. Giderek her locada bir Yahudi kafidir. Çünkü Yahudilerin dünya hakimiyeti planı var. Bütün dünya onlara çalışacak. Bu bugün belli ölçüde tahakkuk etmiştir. 70 milyon Türk milleti Yahudi'ye çalışıyor. Çünkü 70 milyonun kazancından devlete verdiği vergi devletin borcun faizine gidiyor. Bu faiz Yahudi bankerin cebine gidiyor. 40 ila 45 milyar dolar. Yahudi bankerin cebine giriyor bu para. Çünkü siz IMF'yi görüyorsunuz. Dünya Bankası'nı görüyorsunuz. Onların kimleri temsil ettiğini bilmiyorsunuz. IMF'yi şunun için kurmuşlar. Borç verdikleri paranın ileride kendi aleyhlerine neticelenecek bir şekilde kullanmasını önlemek. Çünkü bankacı para geldi gitti bundan meşgul olur. Siyasete fazla zaman bulamaz. Bankalar birleştiler, IMF diye bir teşkilat kurdular. Bu bir nevi bütün dünyaya karşı tarassut kulesidir. Bu tamamen siyasetle meşgul olur. Birisi borç istediği zaman o parayla ne iş yapacağını incelemekle mükelleftir. Onun için zırt zırt gidip geliyorlar. İki şeyi düşünür. Para verdiği parayı geri alma garantisini düşünür. Bir de o parayla o borç alan ülkenin ne yapacağını düşünür. Farz edelim ki Türkiye 10 milyar dolar borç istiyor. Ne yapacaksın diyor. Diyor ki ben senede 2 milyar dolar gübre ithalatına para harcıyorum. Bunun ham maddesi Türkiye'de var. Ben gübre fabrikası kuracağım. Halbuki Türkiye'nin ithalat yoluyla 2 milyar dolar ödediği gübrenin parası cebine giren adam bu bankanın sahiplerinden biri. IMF der ki sen bu iş için bu parayı alamazsın. Niye? Rentable değildir. Fizibilitesini beğenmedim. Şunu beğenmedim, bunu beğenmedim. Bahane gayet kolay. Çünkü bu parayı verse kendi patronu senede 2 milyar dolar alışveriş yaptığı bir müşteriyi kaybedecek. IMF'nin işi budur. Sermayedarın müstakbel menfaatini korumak, Türkiye'yi kalkındırmak değil. IMF ile kalkınmış dünyada hiçbir ülke yok. IMF sansar, tavuk boğar gibi sessiz boğar. Bir ülke batar, harpsiz, darpsız, gürültüsüz, batırtısız. Türkiye batmıştır bu. Bütçenin yahut milli gelirin %20'sinden fazla borçlanan bir müessese, bir devleti ekonomide batık addederler. Sen var hesap et. 50 milyar dolar bütçen var, 300 milyar dolar borcun var.
Sen şimdi tam bir ecirsin. Sade sen mi? Senin gibi ne milletler? Ecirsin, Yahudi'ye çalışıyorsun. Çalış çalış çalış, sana kalan karın tokluğu, hayatını imrarı ömretmek. İmrarı ömretmek, ömrü devam ettirecek sana kalıyor. Mesainden ziyade ona gidiyor. Fazla kısım ona gidiyor. Senin hayatını idame ettirecek kadar sana kalıyor. O idame ettirişte yarıdan fazlasının yarı aç, yarı tok. Yarı aç, o da normal bir hayat standardında hayat idame ettirme değil. Çocuğuna istediği tahsili yapamıyor. Avrupalı gibi her yaz gezmeye gidemiyor. İstediği gibi beslenemiyor. Anadolu insanın çoğu ahmak. Neden? Biz zekaca geri miyiz? Hayır, asla. Beslenme hatasından. Vücudun teşekkülü hengamında her nevi gıdaya insan vücudunun ihtiyacı var. O gıdayı almayıp beyin tam teşekkül etmediği zaman insanlar zeki olmaz. Beslenme hatasıdır. Hem vücutça ezikliğimiz, bakın Yecüc Mecüc diye bütün dinlerde bir vaka var. İslam'da da var. Alameti farikası kısa boyluluktur. Yecüc Mecüc kıyamete yakın çıkacak. Kısa boylu olacaklar bunlar. Dünyayı işgal edecekler. İslam aleminde Yecüc Mecüc şu kısa boyluktan dolayı Çin'dir deniyor. Çin. Bütün orta çağ boyunca Yecüc Mecüc Avrupalılarca Almanlardı. Diyebiliyor musunuz? 1.60, 1.70 boyları vardı. 17. asırdan kalmış bir şehirlerini gezdim Almanya'nın. Kuzeybatısında bir şehir. Kenarına yenisini kurmuşlar. Elini kaldırıp tavana vuruyor. Rehbere dedim ki nasıl bu? Bugün kavak gibi Almanlar. Nasıl bu tavan? O zaman çok kısaymışlar. Hatta o anlattı. Avrupa'da dedi. Yecüc Mecüc Almanlardır deniyordu bu yüzden. Ama sanayi inkılabıyla zenginleştiler. Türkiye'de tüketilen 10 katı et yerler, 10 katı süt içerler. Alman oldu kavak gibi. Beslenmeyle vücut teşekkülatının çok önemi var. Zekanın da var. Hiç vücuduna fosfor girmesin, aptal olmaktan kurtulamazsın. Beyindeki fosfor miktarıyladır senin zekan. Yeri gelmişken şu nasihatı yapayım size. En fazla fosfor menide vardır. İnsan menisinde. Hiçbir maddeyi asliyede menideki kadar fosfor yoktur. İstimna yapanlar beyindeki fosforu azalttıkları, tükettikleri için aptallaşırlar. Buluğ çağında çocukların sınıfta kalma sebebi budur. Aklınızda bulunsun. Hayatın bir gerçeği de bu. Evet, iyi beslenmedin mi zeki olamazsın. Allah'ın verdiği zekanın asgarisiyle şeker almak için keçi boynuzuyla ihticac etmeye benzer. Halbuki normal beslensen bugünkünden 10 kat zeki olacaksın. Dünyanın en zeki milleti Türk milletidir. Lisanıyla sabittir. Bir kelime, kelime lafzan aynı olduğu halde hiç alakası kaç manaya gelir? Yüz dersin insan yüzü yüzdür. Yüz dersin sayıdır. Yüz dersin denizde yüzmeden emirdir. Yüz dersin hayvan postu yüzmeden emirdir. Bunun gibi daha yüzlerce. Eğer bir kelime mecaz değil, manaya hakikisiyle birden fazla mefhuma delalet ediyorsa ve o millet anlaşmakta bir sıkıntıya düşmüyorsa zeki millettir. Çünkü zekanın müşterek mahsulü dildir. Onun için cumhuriyet nesilleri dildeki kelimeleri ve mefhumları azaltıyorlar.
İhtiyaçları yok, kafası fazla çalışmıyor ki. Kaba taslak bir ifade yetiyor ona. Tefekküre ve taassüse takati yok. Aptallaştırılmış. Çünkü sloganla tahsil başlıyor. Çocuk ilk mektebe gidiyor, Atatürk en büyük Türk, Atatürk en büyük Türk, Atatürk en büyük Türk. Akıllı adamı deli eder bu. Beyin donuyor, kalıplar üzerinde yürüyor. Hür tefekkür istidadına darbedir bunlar. Bu işin çok beçesi var ama ben Türk milletinin zeki olduğuna inanıyorum, Yahudilerin de aptal olduğuna inanıyorum. Bunu birkaç hadiseyle teyit ettim. Sade düşmanların onlara biçtiği rolden ve itikatlarındaki şu temel esaslardan dolayı kendi namlarına çok semerelendirebildikleri işler yapmışlar. Bunlardan birisi de Mason teşkilatını kurmalarmış. Dediğim gibi Mabed-i Süleyman'ın yapılışında bir nevi baş mimar, baş mühendis olan Hıram Usta'dan başlayan bu hareket zamanla dünya hakimiyetini tesis etmeye kendi nüfusu kafi gelmeyen Yahudilerin her locada bir Yahudi kafidir, bir Yahudi olmayan tek loca yoktur. Bir kişi olsun yeter. Gerisi o milletlerin yükselmek ihtiyacını hisseden, yükselmek ihtiyacına meclubiyeti ziyade olan zayıf karakterli insanlarından teşekkür etsin ve bunlar beynel milel bir paslaşmayla Yahudi amali siyasiyesine tabi olsunlar. Masonluk bunun için kurulmuş. Siyonizm bundan farklıdır. Siyonizm Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması ve Yahudilerin oraya dönmesini temin etme davasıdır. Masonluk öyle değildir. Masonluk dünya hakimiyetini tesise kendi nüfusu kafi gelmeyen Yahudilerin başka milletlerin karakteri zayıf, menfaate meclup, yükselmek hırsıyla dolu insanlarını bir araya toplayarak ve beynen İngiliz, kral veya kraliçesi, mason olmak mecburiyetindedir. Demin size dedim ki Yaşar Kutluay, Theodor Herzl'in hatıralarından Türkiye'ye taalluk eden kısımları seçmiş bir kitap yapmış. Ve bu da hayatına mal olmuş. Antalya'dan denize açılmış. Bir daha ne cesedi bulunmuş, ne kendisi bulunmuş, ne kayığı bulunmuş. Kaybolmuş gitmiş. Aynen bunun gibi bir vakayı ben İngiltere'de yaşadım. Kütüphanemde bir kitap var. Brotherhood. Brotherhood kardeşlik demek İngilizce. Masonlar beyaz eldiven taşırlar. Sözüm ona bu ismeti temsil eder. İki beyaz eldivenli insan tokalaşıyor. Bir işaret yaparlar baş parmağıyla üç defa birader olduğu anlaşılsın diye. Herhangi bir kalabalıkta bir mason birisine işaret vermek isterse mason olmayanın anlamayacağı şekilde baş parmağını kullanır. Ama esasında bütün merasimlerde beyaz eldiven takarlar. İki eldivenle el sıkışıyor. Kardeşlik, brotherhood, birader, mason birader. Bu kitabı yazan adamın bir iddiası var. Diyor ki, İngiltere tarihinde mason olmadan tahta çıkabilmiş hiçbir kral yoktur. Kadınlar masonluğa kabul edilmezler. Böyle olduğu halde kraliçe olursa istisnaen mason yapılır. Tekris merasimi yapılır. Bugünkü İngiliz kraliçesi de masondur.
kadın alınmadığı halde. İngiliz kral veya kral ailesinden 18 yaşına gelen her çocuğu masonluğa kabul ederler ve mason yaparlar. O zaman Prens Charles 36 yaşındaydı. Diyor ki, ben İngiltere'deyken, şimdi 50'ye var. Diyor ki, Prens Charles'a 18 yaşında teklif ettiler. Gel seni mason yapalım. Reddetti. 18 senedir her sene bu iddiayı tekrarladılar. Ve her seferinde reddetti. Bunu kral yapmazlar. Muhtemelen de öldürürler. Biz şahit olduk Prens Charles'a bu şeyin, Tayyip'in attan düşmesi gibi bir iki defa suikast yaptılar. At meraklısıdır. Bir seferinde kolu kırıldı. Prens Charles, buradan size söylüyorum, gizli bir Müslümandır. Ramazan ayında kaybolur. Kuzeyde ıssız bir adaya gider. Yanına koruma almaz. Ramazan bayramında ortaya çıkar. Prens Charles Manchester Üniversitesi'nde İslam hakkında bir konferans vermişti. Ben onu tercüme ettiriyorum şimdi. O sözleri söyleyen bir adam Müslümanlıktan ayrı bir dine inanamaz. Fakat Anglikan Kilisesi'nin İngiliz kral veya kraliçesi başıdır. Prens Charles Roma'da tatildeyken Papa'yla görüşeceği ajans haberlerinde verildi. Ertesi günü kraliçenin kendisine telefon edip sen Papa'yı makamında ziyaret edemezsin. Zira sen Papa'nın muadilisin. Makamı dışında bir yerde görüşebilirsin. Onun makamına gidemezsin diye talimat verdiğini ve bu görüşme randevusunun da iptal edildiğini televizyonda gördük. Böyle de bir dinin başıdır. Yani hilafeti asra uygun diye değil diye kaldıranlar dünyada ne olup bittiğini görmüyorlar. İngiliz kral veya kraliçesi Anglikan Kilisesi'nin başıdır. Yani bir nevi papadır veya halifedir. Yani muadilidir. Şu Prens Charles'ın papanın ayağına gitmesini men edişle sabit olmuştur. Bu Prens Charles'ın masonluğu reddettiğine dair kitabına böyle bir malumat derc etmiş olan adam kitabının yayınlanmasından 6 ay sonra öldürüldü. Öldü. Öldü. Fakat bir arkadaşı bunu dert edindi ve bunun masonlar tarafından öldürüldüğünü ispat etti ve bu ispatı da bir kitapla ortaya koydu. Bir otobüs durağında şemsiyenin içinden radyosan sıkmışlar ona. Prens Charles'ın masonluğu reddettiğine dair beyan adamın hayatına mal oldu. Biz bu tarafa geldik. Onun masonlar tarafından öldürüldüğünü ifade etmesi arkadaşı için ne gibi bir musibete sebep oldu bilmiyorum. Yalnız biz oradayken BBC televizyonu haftada 45 dakika devam eden ve 5 hafta devam eden bir belgesel gösterdi. Mevsup bir film gösterdi. Masonlar işlerine gelmeyen insanları nasıl öldürüyorlar? Bir adamı gösteriyor, böyle 8-10 adamı gösterdi. Bir adamı gösteriyor. Mason kıyafetleriyle masonluğa yaptığı hizmetleri anlatıyor. Sonra bir ormanda, bir çalılıkta, bir yerde kırmızı mavi bir iple, kordonla diyelim, boğularak öldürülmüş olduğu halde cesedini buluyorlar. Bu niye öldürüldü? Bunu masonların öldürüldüğüne dair nereden kanaat getiriyor? Tekris merasiminde, yani masonluğa kabul edilirken adamın gözleri bağlıdır.
Boynuna bir mavi kırmızı şerit ip. Çamaşır ipini düşünün. İki ip. Çocuklar bayramlarda süsler asarlar ya, kırmızı, mavi, sarı, aynen onun gibi. Onu sıkıyorlar, onu gösteriyor böyle bir manken üzerinde. Sırrımızı ifşa edersen seni böyle boğarız. Kabul ediyor musun? Evet, sırrınızı ifşa edersen beni böyle boğun. Bu tekris merasiminde söyleniyor. Sonra da cesedini buluyorlar adamın. Aynı şekilde boğazında o kurdele. Boğduktan sonra kurdeleyi de almıyorlar, bırakıyorlar adamı. Bunlar niye öldürülmüş? Aileleriyle konuşuyor, etraftan tanıdıklarıyla, iş adamıysa iş yerindeki arkadaşlarıyla vesaire vesaire konuşuyor. İşin içinden çıkamıyor. Faili meçhul. Sadece Türkiye'de değil, faili meçhul. Bunun ben şeye almıştım. Kasede almıştım bu programı. Almanya'da kaldı maalesef. İngiltere tuhaf bir memlekettir. Mutlak Yahudi hakimiyeti altında olmasına rağmen İngiltere'de böyle de bir hürriyet havası vardır. Hyde Park Corner denilen bir köşesi vardır. Hyde Park belki 150 dönüm bir parktır. Londra 40 köyden meydana gelmiştir. Köylerin arasını bizim yaptığımız gibi evlerle doldurmamışlardı. Uçsuz bucaksız parklar vardı. Yürümekle gidemezsin. İçlerinden araba geçer. Köyleri parklarla birleştirmişlerdi. 40 köyden meydana gelmişti. Bu parkların en büyüğü Hyde Park denilen yerdir. Hyde Park Corner denilen, köşe denilen yerde asıl Londra olan West End dedikleri mıntıkanın bitişiği olduğu için şehrin en canlı yeridir. O Hyde Park Corner'da istediğini söylersin. Kanunlar orada yürümez. O derecede ki sadece kral veya kraliçenin aleyhine konuşamazsın. Onun da bir istisnası var. Bir masayı koy, masanın üstüne çık, kraliçeyi de tenkit edersin. Veya üç ayaklı bir merdiven koy, merdivene çık, diyorlar ki hem toprağına basıp da hem de kraliçeyi tenkit etmen olmaz. Toprağına basmazsan ayağını yerden kez, kraliçenin de aleyhine konuşursun. Tuhaftır. Biz oradayken gene papazın birisi Siyonizm aleyhine, Masonluk aleyhine bir kitap çıkardı. Masonluk aleyhine çıkardığı bu kitapta Hristiyanlığa mutlak karşıdır ve Hristiyanlığı ifsad ediyor Yahova şahitliğiyle. Kıyamet koptu İngiltere'de. O kadar hür memlekette bu kitap toplatıldı. Aylarca peşinde koştuk, bir nüsha bulamadık. O kadar hür bir memlekette Yahudi aleyhine konuşmak Avrupa'da cinnettir. Bunun Almanya'dan size tipik bir misalini vereyim. Yeringer adında 89 senesinde Alman parlamentosunun başkanı bir adam, Alman siyasi ricalinin heyet-i umumiyesiyle mevcut olduğu bir salonda bir konuşma yaptı. Bu sonradan çok münakaşalara sebep olduğu için defaatle televizyonlarda gördü, biz de gösterildi. Biz de bu suretle muttali olduk. Alman reisi cumhuru Weizsäcker orada. Başbakan Kohl orada, Alman şansölyesi. Onun unvanı olur. Von demek asil demektir Almanya'da. Liman von Sanders. Asil Alman, Almanlığından şüphe yok demek. Von Weizsäcker de asil Alman reisi cumhur. Yeringer diyor ki gayet masumane. O zaman 4 kanalı vardı Almanya'nın. Bu 4 kanaldan bir tanesinde her akşam Hitler'i tenkit eden, rezil eden, aşağılayan bir film gösterilir. Bir 40. yıl diye bir seri filmleri vardı. Allah, binbir gece masalları.
Onunla konuşur, bununla konuşur. Yahudi işte şöyle çektik, böyle çektik, böyle oldu, böyle gitti, böyle asıldık, böyle kesildik, böyle sürdük. Bin bir Yahudi'yi konuşturur. Çoğu da yalandır. Çoğu da yalandır. Ermeni yalanları gibi. Bunlar ama netice itibariyle dört kanaldan birinde mutlaka Hitler'i kötüleyen bir şey var. Bu Yeninger gayet masumane o toplantıda dedi ki, biz dedi babalarımızı kötülüyoruz böyle yapmakla. Hitler dedi başka yerden adam getirmedi ki. Bizim babalarımız da yaptı bu işi dedi. Bu hatadır. Bundan vazgeçelim. Türkiye hala vazgeçmedi babalarını kötülemekten. Ecdadını kötülemekten. Çünkü dünya görüşü olarak ondan koptuğu için 1936'da Mısır'da Yunanistan kuruluş yıl dönümü yapmış. Şu günlerdedir gene yaptılar. Kahire Büyükelçimiz Şehzade Mahmut Şevket Efendi şahit olmuş. Siz Yunanistan olarak Osmanlı'dan kurtuldunuz. Ne bahtiyarsınız. Bize isyan edip bizim idaremizden kurtulduğunun istiklal yıl dönümü yapıyor. Maalesef biz hala Osmanlı'dan kurtulamadık diyor. Türk Büyükelçisi. Siz ne bahtiyarsınız ey Yunanlılar. Osmanlı'dan kurtuldunuz ama biz kurtulamadık hala diyor. Biz hala bu kafada adamlar barındırıyoruz ülkede. Maalesef. Yeninger de buna benzer. Masumane bir tenkit. Biz kendimizi kötülüyoruz. Babalarımızı kötülüyor. Bu işleri Hitler yalnız yapmadı ki. Bizim babalarımız da yaptı dedi. O işin, o sözü söylediği zaman Vahit Zeker de kol da sanki anahtarı düşmüş de yerden onu arıyormuş gibi eğildiler. Eğildiler. Bundan bir münakaşa çıktı. Frankfurt'ta bunların gayet kuvvetli bir merkezi vardır Yahudilerin. İçinde bir tek mezar taşı olmayan Frankfurt'un tam ortasında koca duvarlarla çevrili bir mezarlıkları vardır. Orada yazar kitabeleri, ben fotoğrafını çektim. Nazi canileri bu Yahudi mezarlığını dümdüz ettiler diye. Taş yok, bir şey yok ama satsalar Almanya'yı satın alır. Öyle kıymetli bir arazi bomboş duvarla çevirmişler. Her tarafında da Nazileri kötüleyen kitabe koymuşlar. Aynı bizim Nakkaştepe'deki mezarlık gibi. 300 senedir oraya bir Yahudi gömülmez. Ama duvarlarla Yahudiler çevirdiler orayı. Vardır 100 dönüm orası. Bir kişi gömülmez. Bitmiş. Ama muhafaza ederler Yahudi maşaplığı. Evet. Bunlar başlarına eğdiler. Bir kıyamet koptu Almanya'da. Sen Nazileri nasıl methedersin? Nasıl masum gösterirsin? Hitler de melun. Onunla beraber olanı da melun. Baban da olsa, deden de olsa, anan da olsa bir kıyamet koptu. Yeninger istifa etti. 15 gün bu kavga sürdü. Yeninger istifa etti. Dayanamadı bu tenkitlere. Münakaşa Yeninger'in istifasıyla bitmedi. Gene devam etti. Açık oturumlar, gazeteler, radyolar vesaire. Aradan ne çıktı ortaya biliyor musunuz? Yeninger anadan da babadan da Yahudi. O zaman düşünmek lazım geldi. Bu adam bu sözü niye söyledi? Kol ve Weizsäcker'e çanak tuttu. Onlar yanılıp da bir alkışlasaydılar. Onlar hedefi tarzı, okların hedefi olacaktı. Onlar akıllılık etti. Başlarını önlerine eğdiler. İstifadan böyle kurtuldular. Peki bunu zarf attı onlara Yeninger. Bunu yaptığı halde, Yahudi halde niye istifa etti? Çünkü umumi efkar Yahudi aleyhtarına konuşanın cezasız kalmasını görürse başka cüret edenler de çıkar. Adamını kullandı, maksadına ulaşamadı. Kolin ve Weizsäcker'in dikkati sayesinde
Buna rağmen onu da istifa ettirdi. İşte Yahudi budur. Amerika'ya gitmek için vize isteyen insanlara Amerika'da Yahudi aleyhdarı faaliyet yapmayacaksın diye vize vermeden evvel Amerikan Büyükelçiliği'nde yemin ettirdiler. Lan burası Amerikan elçiliği ise Amerikan aleyhine faaliyette bulunmayacağım diye yemin ettirse aklım alır. Amerika'da Yahudi aleyhine faaliyette bulunmayacağım diye yemin ettiriyor. Buradan Yahudinin gücünü anlayın. Ama bu Yahudi bize ne oyun etti? Hristiyanlığa ne oyun ediyor? Etti ve etmekte ve dünyanın geleceğine geleceğini nasıl planlıyor? Bunlar azim birer mesele. Sadece Hristiyanlığa yaptıkları kısa olduğu için söyleyeyim. Mütebakisin gelecek dersin. Yahudilik Hazreti İsa'yı benimsemediği için birçoklarına göre o Beni İsrail kavmindendir. Birçoklarına göre değildir. Hazreti İsa'nın hayatı bizim peygamberimiz gibi mazbut değildir. Hazreti İsa diye biri yaşamadı diye bile kitap vardır ve müellifi de Hristiyandır. Bu kadar karanlık ve karışıktır. Hristiyanlığa putperestliği soktular. Hazreti İsa'dan 500 sene sonra. Bunun kavgası 200 sene sürdü. İkonalar kavgası diye Hristiyanlık tarihinde meşhurdur. İkona o renkli resimleri ifade eder. Yahudi onu vahdaniyet esasından ayırdı. Ama hala devam edenler vardı. Bugün de vardır. Mesela Habeş hükümdarı Necaşi ilk Müslüman muhacirlere Hristiyanlık hakkında Kur'an'ın ne dediğini sordu. Onlar Sure-i Meryem'i okudular. Hatırlayınız, yere bir çizgi çizdi. Sizin inancınızla benim inancım arasında şu çizgi kadar fark yoktu. Neden? O Arios mezhebindendi. Arios mezhebi Hristiyanlığı vahdaniyet esasından devam ettiren bir mezheptir. Bugün de ekalli kalil, azın azı bir taraftarı mevcut. Ama netice itibariyle kahir ekseriyetiyle Hazreti İsa'nın cevherleri davasını ortaya atmışlardır. Bunu da papaz kılıklı Yahudiler yapmıştır. Bu da asırlarca münakaşa edilmiş. Hazreti İsa'nın hem Allah hem Allah'ın oğlu. Yani teslis itikadını soktular, bu ikonalarla beraber oldu. Bugün de Hristiyanlığa Yahova şahitliğiyle ihanet ediyorlar. Sadece Müslümanların karşısında değildirler, Hristiyanlığın da karşısındadırlar. Yahova şahitliğiyle. Masonluğu anlatmayı bıraktım. Çünkü bize yaptıkları hainliklerin anlaşılması için Masonluk ağırlıklı olarak anlatılacağından orada o geçecek. Evet, bugün de Yahova şahitliği davasıyla Hristiyanlığa bir darbe daha vuruyorlar. Nedir Yahova şahitliği? Hristiyanlar tarihi bir hata yapmış, Tevrat'ı İncil'in önüne koymuşlar. Nerede bir İncil elinize geçse birinci bölümü Ahd-i Atik, Old Testament yani Tevrat. İkincisi New Testament, Yeni Ahit yani İncil. İkisini sen bir araya koyup da ikisini de hak kabul edersen Yahudi senin evlatlarını kolaylıkla kandırır. İkisi arasındaki farkı bertaraf etmek için İncil'i Tevrat'a göre tefsir eden bir hareket ihdas eder. Bunun merkezi Amerika'dır. Asıl hedefi Avrupa'dır. Ve Hristiyanlık sarsılmaktadır. Yahova şahitliği Türkiye'de dahi var. Her dünyanın her yerinde var. Avrupa'da o derecede var ki 2000 Türk genci Yahova şahitliği teşkilatında maaşlı memurdur.
Tarassut Kulesi diye bir dergileri vardır, onu satar. Durur yolda satar, bedava da verir. Türklere takvim dağıtırlar bedava Almanya'da. Takvimde ayetler, İncil'den cümleler. Bizim fukara Müslüman köylümüz zanneder onu Kur'an'dan bir parça, bir söz. Bu Yahova şahitliği uzun anlatılacak bir meseledir. Papalık İslam hilafetinden sonra Yahudi taarruzuna muhataptır ve korkusundan iki taviz vermiştir. Yahova şahitliği her gün azmakta, büyümektedir. Bu tavizlerin birisi 1968 yılına kadar her pazar günü Katolik kiliselerinde Yahudi telin duası okutulurdu. Bu yasaklanmıştır. Bu Yahudi'ye tavizdir. Her sabah, her pazar sabahı okunan bu dua 68'de yasaklandı. Bu yetmedi. Yahudiler sünnetsiz adamı murdar addederler. Bizim cunup adamı addettiğimiz gibi. Onun için sünnetsiz Hristiyanların Kudüs'e 68 harbinden sonra basmamalarını, Kudüs'ün tamamını aldıklarından, Hristiyanların oraya ayak basmamalarını istediler. Hristiyanlar buraya niye geliyor? Hazreti İsa'nın babası yok, babasız doğduğuna inanıyor. Kendi mezarı yok, göğe çıktığına inanıyor. Ne var? Hazreti Meryem'in mezarı. Bir yalan uydurdular, bir genç kız rüya görmüş ki Meryem ana diyor ki benim Hristiyan evlatlarıma söyle, benim mezarım boşuna Kudüs'te aramasınlar, ben Türkiye'nin Efes şehrindeyim. Bu yalanı Papa bile bile yuttu, tecahülü arifane yoluyla o kızı azize ilan etti. Ve bu rüya sadıktır, ey Hristiyanlar! Hacı olmak için artık Kudüs'e gitmeyin. Neden? Ziyaret edeceğiniz Hazreti Meryem'in mezarı Kudüs'te değil, Efes'tedir. Türkiye'de turist gelecek, inanç turizmi diye başına tac etti bu yalanı ve bugün de Mesut Yılmaz hükümeti Efes merkez olmak üzere 40 kilometre çapında bir daire içinde papalığa mülk edinme hakkı verdi. Bu da bir kanun. Bu araziyi papalık harıl harıl satın alıyor. 200 sene bizim için, bizimle Kudüs için harbedenler yeni bir çıban başı ihdas ediyorlar. Papa bu yalanı bile bile aldı. Çünkü papalığın bu üçüncü bindeki hedefi Asya kıtasını Hristiyan yapmaktır. Buna Anadolu'dan başlamışlardır. 1880'lerde size anlattım. Misyonerler Kahire'de bir toplantı yaptılar. Ve Kahire'deki toplantıda bir İngiliz misyoneri, biz Müslümanları Hristiyan yapmak için boşuna çalışıyoruz. Doğru olan bu Müslümanları en az 100 sene Hristiyanlığın adını ağzımıza almadan kendi dinlerinden soğutmamızdır. Bu işi de papaz hüviyetiyle değil, filozof hüviyetiyle, üniversite hocası hüviyetiyle vesaire çeşitlerde yapmalıyız. Reaksiyon davet etmesin. 100 sene bunları kendi inançlarından soğuttuktan sonra bunlara Hristiyanlığı teklif etmeliyiz. Osmanlı yıkılırken Anadolu'da 100'den fazla Amerikan koleji vardı. Bu kolejlerin birinci vazifesi Müslüman çocuklarını kendi dininden soğutmaktı. Hristiyan yapmak değil. O sonra gelecek. Son zamanlarda kanaat getirdiler ki sarsabildiğimiz kadar Türklerin inançlarını sastık. Zihinlerine şüphe zerk ettik. Artık resmen Hristiyanlık namına ortaya çıkıp propaganda yapabiliriz. Binaenaleyh Anadolu asıl hedeftir. Bu üçüncü bin Hristiyanlaştırılacağına inanmaktadırlar. Böyle inananlar Avrupa Birliği'ne girmemizi destekliyorlar.
Fakat bunlar Avrupa siyasileri arasında %30'a bile çıkmazlar. Geri kalan %70 masondur. Masonlar locadan emir alırlar. Loca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini tasvip etmez. Çünkü loca İsrail'den emir alır. İsrail arz-ı mevut davası dolayısıyla Türkiye'nin Kayseri vilayetine kadar bir araziyi arz-ı mevut içinde telakki elediğinden burayı ele geçirmeyi güçleştirmek istemez. Bunu 70 milyonluk Türkiye'den almaya bile razı değil de Türkiye'yi bölerek sahip bir Kürdistan'dan almayı planlamaktayken Türkiye Avrupa Birliği'ne girsin de hasmı 400 milyonluk Avrupa Birliği olsun, bunu asla istemez. Kürtçülük hareketinin desteklenmesinin bir sebebi de budur. Arz-ı mevudu Türkiye'yi bölerek Türkiye'den daha zayıf bir topluluğun elinden almaktır. Bunun bir tutamağı da vardır. Meşhur Barzani ailesi bizim arşivimizde, Osmanlı arşivinde mevcut müteaddit ve saygıyla sabittir ki haham yetiştirmekle şöhret bulmuş bir Kürtleşmiş Yahudi ailedir. Lakin Barzan bir mekan adıdır. Barzani yani Konevi gibi Barzan'a mensup kelimesiyle ifade edilen herkes Yahudi dönmesi değildir. Molla Mustafa Barzani Barzani ailesine mensuptur. Yahudi, Kürtleşmiş Yahudi bunlardır. Bunlar Babil esaretinden kalma Yahudilerdir. Bunlardan İsrail'e göç etmiş 150 bin adam vardır. Bir de bakanları vardır. Şu anda İsrail bu 150 bin İsrail'e kabul ettiği Kürtçe konuşan Yahudi ırkına mensup ve Musevi şeriatına mensup adamı Kuzey Irak'a göndermiştir. Ve onlara Türklerden ve Araplardan mülk satın almalarını, alacakları mülkün bedelinin %100'ünün İsrail Bankası tarafından kredi verilmesini kararlaştırmıştır. Çünkü onları arz-ı mevud için Kuzey Irak'ta kendine tutamak yapacaktır. Yahudi planlarını bilmeden bir ülkeyi idare etmenin mümkün olmadığını söylemiştim. Kürtçülük hareketine, Barzani ve Kalebani hareketine Uğur Mumcu'nun yazdığı suretle senede 50 milyon dolar yardım etmeleri arz-ı mevud davasıyla alakalıdır. Esasen Hulusi Turgut adında bir adam hala yaşıyor. Bundan 30 sene evvel Molla Mustafa Barzani ile görüşmüş, Barzani dosyası diye bir kitap çıkarmıştır. Kuzey Irak'taki Kürtçülük hareketine silah satan müesseselerin %100'ünün bütün dünyada Yahudi olduğunu ispat etmiş bir adam. Barzani dosyası bulabilirseniz 30 sene evvel çıkmış bir kitap. Bakın, bu Yahudi desteği Kürtlere nedendir? Arz-ı mevud emeline ulaşmak içindir. Allah bizim bu Kürt kardeşlerimize akıl versin. Bir fıkra ile bitireyim. Bu işin çok daha anlatılacak. Masonluk var, Lyonslar var, Rotariler var, bize yaptıkları kötülük var. Gelecek ders bitirmeye çalışayım. Bir oflu çocuk Osmanlı'nın son zamanında Yemen'e gitmiş asker. Yemen Şia'nın Zeydiye koluna mensup olduğundan imamete inanıyor, hilafeti kabul etmiyor. Yarı yarıya Zeydidirler. Onun için Osmanlı'ya muhalefet etmişler. Suikastlar yapmışlar, huzursuzluk çıkarmışlar. Oraya giden asker kolay kolay geri dönemez olmuş. Yolda uzak ya, zaten 6 ayda gidiyor, 6 ayda geliyor, 1 senesi gitti askerliğin. Bizim oflu burada 10 sene askerlik yapmış. Nihayet teris olmuş. Şuraya Selimiye kışlasına gelmiş.
terhis tezkeresini burada Harbiye Nezaretinden gelecek, alıp memleketine gidecek. Bir yeni askere gelmiş bir acemi askerle karavana taşımada denk düşmüş. İki kişi omuzlukla karavana taşıyorlar. Çocuğun kaşı, gözü ona aşina gelmiş. Kendi kendine acaba bunu ben bir yerden mi tanıyor muyum ya? Nereden tanıyacaksın bu 18-20 yaşında bir çocuk? Sen 12 senedir Yemen'desin. Nereden tanıyorsun? Böyle düşünmüş derken demiş ki ulan koy bu karavanaya aşağı bir şey soracağım sana. Koymuşlar karavanaya aşağı. Ulan senin adın nedir demiş. Demiş Mehmet senin benim de Ahmet demiş. Biri Ahmet'miş biri Mehmet. Demiş ulan sen nerelisin demiş. Demiş Trabzonluyum. Oflu'la pek Trabzonluyum demez. Hemen Oflu'yum der de. O bu kara öyle demiş. Nasıl olmuşsa. Sen ben de demiş. Ulan Trabzon neresindensin demiş. Oftanım demiş. Göğsüne kabartarak. Sen ben de demiş. Ulan Of'un hangi köyündensin demiş. Genç çocuk demiş ki Çoruksa demiş. Sen ulan ben de demiş. Ama gitgide heyecanlanmış. Ulan Çubarık'sa da evimiz nereydi demiş. Mezarlığın başına demiş. Sonra benim de. Ulan anağın adı demiş. Hava mıdır? Babanın adı Recep mi? Ey kurban ola Eczi abi, biz kardeşim için demiş sarıldı. Meğer askere giderken bıraktığı küçük kardeşi büyümüş gelmiş. Asker olmuş. O terhis olmadan 10 sene sürünce ondan karşılaşmış. Kürtle Türk'ün böyle kucaklaşmasını bekle. Bu İslam sayesinde olur. Bu Kemalizmin meyvasıdır. Sen dini kaldırırsan, kavim üzerine bir devlet kurarsan, akıbet budur. Siz, o yeni Türkiye'nin, harcı iman olan, İslam olan Türkiye'nin inşacıları olmaya bakın. Sıradan bir adam olarak bu dünyadan gitmeye razı olmayın. Sizden bir eser kalsın. Müessir olun. Yeni ve imanlı Türkiye'ye el izlerinizi ilave edin. Yolunuz alnınız gibi açık olsun. Selamünaleyküm.